Şike her ne kadar sporun ruhuna büyük darbe vuran rezil bir iş olsa da günümüzde hala devam etmediğini söylemek zor. Ancak en azından azaldığını söyleyebiliriz. Geçmişte şike işleri çok daha yaygın bir haldeymiş. Hatta öyle ki şike yaptığını itiraf etmekten çekinmeyen isimler bile oldu. Biz de bugün bu isimlere bakacağız. Bugünkü konumuz şike yaptığını itiraf eden futbolcular ve yöneticiler. Geçmeden önce şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Adnan Polat'ın Galatasaray'ın şike yapmadığına kefil olamam ya da Aziz Yıldırım'ın şike yaptıysan Fenerbahçe için yaptığım gibi çarptırılmış açıklamaları videomuzda olmayacak. Adnan Polat ve Aziz Yıldırım'ın söz konusu açıklamalarını dinlerseniz bambaşka bir şey anlattıklarını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Adnan Polat orada benim dönemimde bir şike olmadı ama ben yokken şike yaptılarsa bilemem demeye çalışıyor. Aziz Yıldırım ise şike iddialarından bıkmış olsa gerek zaten hapis yatmış bir insan olarak yaptıysam yaptım kime ne diyor. Bu aslında bir bıkkınlık açıklamasıydı ama yanlış yorumlandı biz bugün gerçekten şike yaptığını itiraf eden isimlere bakacağız. Videomuza geçmeden önce bu itirafların araştırılması ve video haline getirilirken kemeklerimizin bir karşılığı olarak abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Bunları yapmak muhtemelen 5-10 saniyenizi bile almaz. Keyifli seyirler. Ligimizdeki şike itiraflarıyla başlayalım daha sonra Avrupa'dakilere bakarız. Öncelikle şunu söyleyeyim ligimiz adına geçmişte teşvik primi vermek yasaldı. Yani cezası bulunmuyordu ama günümüzde teşvik primi vermek de suç. O yüzden bu videoyu ona göre değerlendirin. Teşvik primini bilmeyenler için de şöyle açıklayayım. Örneğin A takımıyla B takımı şampiyonluk yarışı veriyor olsunlar. B takımı da o hafta C takımıyla maç yapıyor olsun. Ve A takımının bu maçla alakası olmamasına rağmen C takımına yenerseniz size şu kadar para veririm diyor. Belki de bu maç için hiçbir amacı olmayan C takımı ise daha dirençli oynuyor. Yani bu maç için teşvik edilmiş oluyor. Ve bu durum A takımının yani teşvik primi veren takımın işine yarıyor. Bu sayede belki de şampiyonluk kazanıyor. İtiraflara Kocaeli Spor'un Rumenfile Dumitru Stangasio ile başlayalım. Stangasio ülkesinde yayın yapan Sport Frilor isimli gazeteye verdiği bir röportajda Galatasaray'dan teşvik primi aldığını itiraf ediyor. 1998 sezonunun sonlarına doğru Kocaeli olarak bizim Fenerbahçe'yi yenmemiz Galatasaray'ın ligde şampiyon olmasına yardımcı olacaktı. Hacı ve Galatasaray'dan galibiyet almamız durumunda özel bir meblağ teklif edildi. Maçı kazandık ve 20 bin dolar aldım. Beşiktaş'ın meşhur Metin Ali Feyyaz üçlüsünün bir parçası olan Metin Tekin'e katıldığı bir programda şike yaptın mı sorusu yöneltilmişti. Olmadı diyemem. Şike değil de birkaç kez hatır için karşı takımdaki arkadaşımı kırmadığım, sağda vites düşürdüğüm, hız kestiğim zamanlar oldu. Karşı takımda arkadaşlarımız oluyordu. Sağda yanımızdan geçerken biraz yavaş olsana zaten şampiyon oldunuz derlerdi ben de kıyamazdım. Hocalık kariyerine birçok Anadolu takımını çalıştıran Mesut Bakkal Denizli forması giyerken Galatasaray'dan teşvik primi aldıklarını itiraf etmişti. Otobiyografisini yazdığım Mesut Bir Adamın Hikayesi adlı kitabında yer verdiği ifadeleri ise özetle şu şekilde. Beşiktaş liderdi. Atlara verilen atlardan aldık. Beşiktaş'la 1-1 bir bir berabere kaldık. Galatasaray ise Antalya'yı 3-1 yendi ve lider oldu. Maçın ardından bizi bir tenis kulübünde ağırladılar. Bazı Antalya sporlu oyuncular da gelmişti oraya. Şimdi sırada Fenerbahçe Galatasaray maçında yapıldığı iddia edilen bir şike var. Türk futbolunun efsane santraforlarından biri olan Tanju Şolak, bir derbi öncesi Fenerbahçe'li arkadaşı Rıdvan Dilmen'le olan konuşmasını şöyle anlatıyor. Rıdvan Dilmen benim en iyi arkadaşlarımdan biridir. Bir gün bir derb öncesi yanıma gelerek Fenerbahçe'nin ligde puana ihtiyacı olduğunu, Galatasaray'ın puan durumunun iyi olduğunu söyleyerek maçta gol atmamamı istedi. Ben de puan durumumuz iyi olduğu için tamam dedim. O günlerde takımda sözüm geçtiği için 3-4 tane arkadaşa da Fenerbahçe maçında fazla sıkmayın dedim. Ligimizde birçok takımda oynayan eski forvet Halil İbrahim Eren de hatır şikesi yaptığını açıklamıştı. Hatır şikesi de para almadan sırf birilerinin gönlü olsun diye yapılan şikeye deniyor. Ben 8-10 tane maçta hatır şikesi yaptım. Üstüne basa basa söylüyorum. Hiçbirinden para almadım. Yani para karşılığı şike yapmadım. Hatır şikesi bile olsa şikenin her türlüsüne karşıyım. Ama o günlerde de yapılıyordu hatır şikesi. Bugünlerde de yapılıyor. Yapılmıyor diyen yalan söyler. Günümüzde futbolun eğlence tarafı üzerine yayınlanan bir TV programında gördüğümüz ve oldukça sevilen biri olan Sinan Engin bir zamanlar Beşiktaş yönetimindeydi. Futbolculuk kariyerindeki 6 yılını Beşiktaş'ta geçirdiği için bu gayet normal. Hatta Beşiktaş'ın Liverpool'dan 8-7 şampiyonlar gibi maçının ardından röportaj veren yönetici de oydu. Konumuza tekrar dönecek olursak Sinan Engin şöyle bir itirafta bulunuyor. Fenerbahçe Galatasaray ile çekişirken Fenerbahçe şampiyon olsun diye maç öncesi Beşiktaş kadrosunu Aziz Yıldırım'a vermiştim diyor. Bir zamanlar Gençler Birliği forması giyen Kemalettin Şentürk Beşiktaş maçı için Galatasaray'dan teşvik primi aldıklarını açıklamıştı. Ancak Beşiktaş söz konusu bu maçı 3-1 kazanmıştı. Aynı saatte oynanan diğer maçta ise Galatasaray Ankara gücünü 8-0 yenip şampiyon olmuştu. Bu maça bence bir açıklık getirmek lazım. Sanki Galatasaray 8-0 yendiği için Averaj'da şampiyon olmuş gibi lanse ediliyor senelerdir. Evet Galatasaray Averaj'da şampiyon olmuştu ama zaten 1-0 yense bile Averaj Galatasaray'ın elindeydi. Bu maçta bir şike döndüğünü sanmıyorum. Bir zamanlar Fenerbahçe forması giyen Pierre van Hoedong'sa, ligimizin genel bir sıkıntısına değiniyor. Türk futbolunda bu tarz şeyler gayet normal. En azından ben orada oynarken böyleydi. Yarış halinde olunan takımın rakiplerine teşvik prim olarak adlandırılan bir çeşit prim ödeniyordu. Soyum odasında para dolu torbalar görüyordum. Yine bir zamanların efsane forvetlerinden biri olan Oktay Deriloğlu da 3 defa şike teklifi aldığını ama cevabının hayır olduğunu söylemişti. İlk şike teklifim ikinci ligde 15 yaşında oynarken geldi. Sonra meşhur Trabzon Galatasaray maçında geldi. Benim söylediğim cümle şuydu: "Okey verebilirsin. Ne istersen ver. Maçtan sonra konuşuruz. Ben zaten oynayacağım." Eski Gaziantepsporlu Ukraynalı oyuncu Erik Yahimovic de bir çıkarımda bulunup şike yaptıklarını düşünmüştü. Ülkesinde verdiği bir röportajda 3-0'dan 4-3 kaybettikleri Fenerbahçe maç hakkında şunları söylüyor: İstanbul'da Fenerbahçe maçımız vardı ve orası bir cehennemdir. Ama biz ilk yarı 3-0 önde kapatmıştık. İkinci yarı başladığında bize ne oldu bilmiyorum. Ama bizde ters giden bir şeyler vardı. Soyunma odasında anlamıştım bir şeyler olduğunu. Biz o gün maçı 4-3 kaybetmiştik. Eve döndüğümde kendi kendime şunu söyledim. Evet biz maçı sattık. Şimdi sırada bir futbolcu ya da yönetici yok. Hakemin aldığı şike teklifinden bahsedeceğiz. Hakem İhsan Türe 1993 senesinde aldığı şike teklifini isim vermeden şöyle anlatıyor kümede kalma mücadelesiydi. Şike önerisi yapıldı. 1993 senesinin 1 milyarı. Çok ama çok yüksek bir para. Hemen o dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzer'e telefon açtım ve olayı anlattım. Bana şike teklifinde bulunan şahıs tutuklandı. Paraya da el konuldu. Daha sonra o kişiyi mahkemeye verdim. Avrupa'da şike itirafı denince aklıma gelen ilk örneklerden birisi Marsilya'nın 1993 yılında yaptığı şikeydi. Bu hikayeyi daha önce bu kanalda bin kere anlatmışımdır ama bilmeyenler için bin birinci kez anlatmakta fayda var. Fransa tarihindeki tek Avrupa kupasının geldiği 1993 yılına götüreceğim sizlere. 1991 yılında Şampiyonlar Ligi kupasını penaltılarla finalde kaybeden Marsilya 1993 yılında tekrar finale yükselmişti. Bu defa kesin kazanmak istiyorlardı ama bir yandan da Fransa ligini salmak istemiyorlardı. Bu yüzden final maçından birkaç gün önceki lig maçında Valencia nesli 3 oyuncuya şike teklif edip hem oyuncularını dinlendirdiler hem de maçı kazandılar. Marsilya Valencia maçı için Robert, Glassman ve Brukaga'ya 250 bin frank teklif etmişti. Robert ve Brukaga bu teklifi kabul ettiler. Robert maçın ilk dakikasında çok kolayca sakatlanıp sağdan çıkmış, Brukaga ise çok isteksiz oynamıştı. Ancak Glassman bu iki arkadaşının aksine şike teklifini reddettiği yetmezmiş gibi bir de canını dişine takarak oynamıştı. Zaten yıllar sonra şike teklifi aldıklarını da itiraf etmişlerdi. Ayrıca o yıl Şampiyonlar Ligi grubundaki CSK Moskova ve Rangers gibi takımlardan Marsilya'nın kendilerine şike teklif ettiğini açıklamışlardı. Bu olayların ardından Marsilya Başkanı Bernard Tapie 8 ay hapis cezası alırken Marsilya'nın Fransa Ligi şampiyonluğu elinden alınıp küme düşürüldü. Ancak Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına UEFA'nın kararı gereği dokunulmadı. Şimdi sizi 1990'lardan alıp 1980'lere götürüyorum. Bu olayda zamanında dünya basınını çok fazla sallamıştı. 1982 Dünya Kupası B grubu Almanya, Cezayir, Şili ve Avusturya şeklindeydi. Pek de iddialı bir takım olmayan Cezayir, Almanya'yı sürpriz bir şekilde 2-1 yenmiş ve gruptan çıkma konusunda iddialı bir konuma gelmişti. Ama iki komşu Avrupa ülkesi olan Almanya ve Avusturya bu gruptan birlikte çıkmak istiyorlardı ve elbette Şike'ye başvuracaklardı. Son maçlara gelindiğinde Cezayir, Şili'yi de yenip 6 puanla Avusturya-Almanya maçının sonucunu bekliyordu. Şu durumda bu gruptan Cezayir'in çıkamaması için average hesabında yapacak olursak Almanya'nın tek farklı kazanması yetiyordu. Almanya 10. dakikada pek de mücadele vermeden skoru 1-0'a getirdi ve bu dakikadan itibaren şut dahi atılmadı. Oyuncular kendi arasında paslaşıyor, diğer yarıya geçmiyor, atak bile yapmıyorlardı. Buna sinirlenen taraftarların bir kısmı utanç tezahüratları atarken bir kısmı da stadyumu terk ediyordu. Maçın spikeri ise böyle bir maç anlatmaktan utandığı için anlatmayı bırakmıştı. Bu maçın ardından formatta bir takım değişimler de olmuştu. Örneğin gruplardaki son maçlar aynı saatte oynanmaya başlamıştı. Maça dair gelen tek itirafsa Almanya milli takımının eski futbolcusu Hans Peter Briegel'den gelmişti. Briegel hala çok üzgünüm. Zira o zaman Almanya milli takım olarak Avusturyalı futbolcularla anlaşmış, skoru kendimiz belirlemiştik demişti. O maçta Almanya'nın kalesini koruyan Toni Schumacher ise niçin böyle bir açıklama yaptı bilmiyorum. Belki de içkiyi birkaç bardak fazla kaçırdı diyerek tepki göstermişti. Almanya milli takımının o dönemki yıldız futbolcusu olan Rummenigge de Briegel'in açıklamasına tepki gösterenlerden biriydi. 1-0'lık skorun bize Avusturya'ya geçmesi şike iddialarının ortaya atılmasına sebep oldu. Böyle bir şike kesinlikle yapılmadı demişti. Briegel'e destek veren Alman futbolcular da vardı elbette. Manfred Kaltz maçın çok komik göründüğünü ve utanç kaynağı olduğunu söylerken Walter Schachner maçta anlaşmalı oynadık diyerek şikeyi itiraf etti. Avusturyalı oyuncu Bernd Krauss ise anlaşmadan ziyade böyle durumlarda skor iki tarafında işine yaradığı için efor sarf etmediklerini söylemişti. Bence net bir şekilde anlaşma var çünkü maçın görüntülerini izlediğinizde anlaşmayı anlayabiliyorsunuz. Ama isim yapmış oyuncular isimlerine zarar gelmesin diye şikeyi itiraf etmiyorlar. Rummenigge gibi. Ama diğer oyuncular gündeme gelebilmek için yıllar sonra itirafta bulunuyorlar. Arda Turan'ın Atletico forması giyerken kaptanı olan Gabi de gençlik yıllarında şikeye bulaşmış bir isim. Real Zaragoza forması giyerken Valencia karşısında kendisine kötü oynaması söylenmiş ve o da kabul etmiş. Bu durum ortaya çıkınca da kulübün bana bazı talimatlar verdi ve ben de yerine getirdim diyerek itirafta bulunmuştu. 2005-2008 yılları arasında Zenit forması giyen Norveçli futbolcu Erik Hagen da UEFA Kupası'nda bile Şiken'in olduğunu itiraf etmişti. Bilmeyenler için 2008 yılında UEFA Kupası'nı Rus takımı Zenit kazanmıştı. Hagen, Zenit'in hakemlere rüşvet verdiğini söylemişti. Hagen ayrıca Rusya Ligi'nde Şiken'in çok normal bir şey olduğunu şöyle söylüyor. Maç başlarken ilk 10 dakikada futbolcular karşılaşmanın kimin lehine satın alındığını hemen anlarlardı. Ona göre futbol oynarlardı. Biz o zaman galibiyet başına 12 bin dolar prim alıyorduk. 3 bin dolara hakeme veriyorduk ve maçları kazanıyorduk. 2004-2011 yılları arasında Napoli kalesini koruyan Matteo Gianello da şike yaptıklarını itiraf eden futbolculardan biri. Soruşturma sonucunda o zamanlar Napoli'nin 2 puanı silinmişti. Bir zamanlar Serie A takımı olan ve 2015 yılında Serie B'de mücadele veren Katanya kulübü küme düşme mücadelesi veriyordu. Bir anda seri galibiyetler alan Katanya ligde kalmayı başarmıştı. Ama daha sonrasında Katanya'nın başkanı Antonio Pulvirenti takımın ligde kalması için 5 maçı satın aldığını itiraf etti. Bu olayların ardından Pulvirenti ile birlikte toplam 7 yönetici gözaltına alındı. Bu davayı inceleyen savcı Giovanni Salvi ise başkan Pulvirenti Varese Katanya maçından başlamak üzere 5 maçı satın aldığını itiraf etti demişti. Evet, şike yaptığını itiraf eden futbolcular ve yöneticiler bu şekildeydi. Bugün gündemin dışında ilginç bir video hazırlamak istedim. Umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere herkese mutlu günler diliyorum.